Merhabalar arkadaşlar. Otomatik onarım hatası ile ilgili farklı bir video çekeceğim bugün. Bu videoda şöyle bir şey yaptım. Otomatik onarım hatası veren bir bilgisayarın hard disk'ini tutup farklı bir laptop'la değiştirdim. Şu laptop'umuza taktım. Şu laptop'umuz şu an çalışıyor. Normalde bu laptop otomatik onarım hatası vermişti ama şu gördüğünüz arkadaki laptop. Telefonla şarja takılı olduğu için çıkaramıyorum. Şu an düzgün bir şekilde açıldı. Bu laptop otomatik onarım hatası veren laptop'tu. Şu çalışan laptopun hard disk'ini taktığım zaman otomatik çalıştı düzgün bir şekilde. Bu laptopu ise otomatik onarım hatalı laptopumuzun hard disk'ini taktım. Eğer bir sıkıntı yoksa çalışacaktır arkadaşlar. Şimdi beklemeye bıraktım bunu. Açılması için hard disk'te birkaç yapılandırma yapması gerekiyor. Çünkü donanımsal olarak anakart, RAM, bütün birleşenler değişti. Yani otomatik onarım hatalı artık işimize buna taktığımız için şu an diğer donanımlarla olan bağlantısını yazılımları yüklemek zorunda. O yüzden şu an üstünde birkaç işlem yapılıyor. Bakalım açılacak mı otomatik onarımla hatası veren HardX'imiz sağlam bir anakartı ve işlemci RAM üzerinde. Beklemeye bıraktık bunu. Ben videoyu durduracağım. Açıldığı zaman veya açılmadığı zaman tekrardan devam ettireceğim videomuzu. Yani kısaca özetlemek gerekirse otomatik onarım hatasının farklı bir çözümü bu da. Arkadaşlar videoyu devam ettiriyorum şu an. Yani otomatik onarım hatası aldığımız HardX'i tutup farklı bir bilgisayarın HardX'i de değiştirmiştim. Otomatik onarımlı bilgisayar yeni diğer çalışan HardX'i taktığım zaman çalıştı. Otomatik onarım hatası veren HardX'imizi taktığımız diğer bilgisayar ise HardX'leri yer değiştirmiştim. Açılmadı. Yani HardX'te bir sıkıntı var otomatik onarım hatasında. Bu onu gösteriyor. Eğer açılsaydı HardX'te bir sıkıntı olmadığını görecektik. Yani şu an HardX'te sıkıntı olduğu için herhangi bir açılımı olmadı. Ben bunun HardX'ine sökeceğim şimdi. Yani bu şekilde arkadaşlar. Otomatik onarım hatasına HardX değiştirerek de giderebilirsiniz. Eğer formatla çözemediyseniz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi günler, sağlıcakla kalın.